Selam dostlarım, hepinize kucak dolu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız arkadaşlar dünyanın en iyi Android cihazıyla beraber Bootcamp testini yapmak üzere Bootcamp'e atlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Bakalım arkadaşlar dünyanın en iyi Android cihazı bize kaç FPS verecek? Bildiğiniz gibi biz 90 FPS testi yapacağız. Cihaz normalde şu anda 90 FPS yok, 60 FPS var. 90 FPS nasıl yaptın diye sürekli sorular soruyorlar. Beni izlemeyen kişiler genelde sorular soruyorlar. Sağ üstten kardeşim tıklayıp 120 Hz olan her tarafın 90 FPS yapılabilir. Şimdi neden arkadaşlar dünyanın en iyi Android cihazı dedim? Şimdi arkadaşlar bazı kendini bilim adamı sanan arkadaşlarımız işte ben dünyanın en iyi cihaz dediğim zaman ya da dünyanın en iyi oyuncu cihaz dediğim zaman işte 13 Pro Max'ten iyi mi? 12 Pro Max'ten iyi mi? 13 Pro Max ezer geçer işte gibisinden böyle saçma sapan yorumlar yapmış. Arkadaşlar zaten Android tarafının iOS'tan daha iyi olması gibi bir iddia olamaz. Biri kapalı yazılım, biri açık yazılım. Bu işlerde yazılım stabilitesi en önemlisidir. Şimdi daha ne yapmak gerekiyor bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim ki dünyanın en iyi cihazı şu anda 13 Pro Max. Yani iOS. Oyun tarafında da öyle, kamera tarafında da öyle, günlük kullanım tarafında da öyle maalesef ki öyle. Gelelim Android tarafına. Android tarafında şu anda arkadaşlar gördüğüm en iyi Android cihazlardan birisi. Başka var mı? İnceleyip göreceğiz. Şimdi Snapdragon 8 Gen 1 olan bir cihazdan bahsediyoruz. Redmagic 7. Kendi içinde fanı olan bir cihaz arkadaşlar. Oyunlarda ağam şağam bir drop yemiyorsunuz. Şu an video kaydı o aldığımız halde öyle çok bir drop yemedim ben. Hani video kaydı almazsanız zaten 89 FPS'i bile görmüyorsunuz, onu bir kere söyleyeyim. Cihazda ısınma derdi, kasma derdi diye bir şey yok. Ama şu anda harici fan da yok cihazda arkadaşlar. Harici fan olsa şu an FPS düştü mü düşmedi onu da görmüyorum ama 88-90 FPS'ten aşağı düşmez. Snapdragon 8 Gen 1'de kronik ısınma sorunu olduğu için içindeki fan biraz yardımcı oluyor bize. Harici fan olsa çok rahat bir cihaz olacağını söyleyebilirim. Tabi cihazın eksi yönleri var mı? Tabii ki de var. Şu anda full artı full 4 dörtlük bir cihaz diyemem. Ekran tarafına 920 Hz hassasiyet bulunuyor bildiğiniz gibi ama bir adaptif SYNC yok. 11T'deki o ekran stabilitesini ben göremedim. Tabi ekran dokunma hassasiyeti muazzam. Ama yer yer kare atlaması gördüm. Yani Bootcamp'te olsun, Erangel testi yapacağız şu anda. Hem Bootcamp hem Erangel. Yani yer yer ufaktan da olsa kare atlaması yapabiliyor. Bu da neden oluyor arkadaşlar? Grafik kartının ekrana tam bir optimizasyonu sağlanamadığı için böyle şeyler olabiliyor. Ha diyeceksin abi iOS'ta böyle şeyler oluyor mu? Olmuyor tabii ki de. Android'e özel bir şey bu. Yani 11T'de gördüğüm akıcılıktan dedim ki bir tık daha akıcı telefon. Tabii o doğru, onunla bir sıkıntım yok ama yer yer bu bazı özelliklerin eksikliğini hissettim. Bir adaptif SNC'nin eksikliğini hissettim. İki Gornik Gorilla Glass Victus'un eksikliğini hissettim. Yani cam teknolojisi son teknoloji değil telefonun. Gorilla Glass 5 mevcut. O yüzden onların eksikliğini hissettim. Kötü yanları bana göre bu. Tabi telefonun şarjı çok hızlı gidiyor. Çünkü ekran 120 Hz, çok güçlü bir işlemci, çok ısınan bir işlemci. O yüzden tabii ki de 4-5 saat ekran süresi almanız mümkün. Mi 11T'de de aynı şey mevcut zaten. Hani 90 FPS oynuyorsanız 4-5 saatten yukarı çıkamazsınız arkadaşlar. Çünkü telefonu çok yoran bir olay. Onun haricinde cihazda arkadaşlar kameradan yana söylemem gereken bir şeyler varsa kamerasını hiç beğenmedim. Ön kamera da kötü, arka kamera da kötü. Yani telefonu kamera olarak değerlendiremeyeceğim. 11T'de maalesef ön kamera da kötü, arka kamera da kötü yani. Note 8 belki Note 8 ile kapışır yani, öyle diyeyim size. Note 8 ayarında bir kamera olmuş. Yani bayağı bir geride kalmış kamerası. Ama cihazın
soğutması olsun, ekran hassasiyeti olsun, yani o tepkime gücü olsun, ondan memnun kaldım. Yer yer ateşe bastığım zaman arkadaşlar basılı kaldığı olduğu yerler oldu, olmadı değil. Yani çok nadir oldu diyelim. Ara sıra cihaz ateşe bastığım halde ateş etmedi, ama bu da oyundan diye tahmin ediyorum. Yoksa cihazın öyle amşan bir sorununu görmedim. Yani genel anlamda değerlendirirsek zaten akıyor cihaz. Mükemmel bir cihaz. 90 FPS daha gelmemiş cihaza. Niye gelmemiş onu da anlamadım ama gelebilir en yakın zamanda. Çünkü çok 90 FPS çok rahatlıkla oynatabilen bir cihaz. 165 Hz yani 165 FPS'e kadar destekliyor. Yani herhangi bir oyun, örnek veriyorum, 165 FPS destekliyorsa siz de bunu oynayabiliyorsunuz. Cihazın üst tarafta dedim ki dokunmatik butonlar mevcut. Arkadaşlar bu dokunmatik butonlar muazzam hassasiyeti var. Çok efsane beğendim, ama benim ellerim küçük olduğu için handicap'te de göreceğiniz üzere benim ellerim o dokunmatik kısmına maalesef yetişmiyor. Yani ellerim normal bir insandan bayağı küçük arkadaşlar. Yani telefon kadar elim var. O da dokunmatiğin üst kısmına maalesef yetişemiyorum yani. Böyle dört parmak oynarken yetişemiyorum. Genelde bu telefonu kullanan arkadaşlar çok memnun. Hani o dört parmak olayından. Çünkü genelde herkesin eli benim kadar küçük değil. Onu da anlattık. Isınan bir işlemci dedik. Harici bir fan olmadan çok rahatlıkla oynadım dedim. Harici bir fan olursa daha iyi olur tabi. Telefon ısındığı zaman da arkadaşlar, ekrana sıcaklık vurduğu zaman bu ekran sapıtabiliyor. Android'lerin ekranı böyle. Ama harici bir fan olursa onu da çözmüş olursunuz ve gayet çok rahatlıkla akıcı bir oyun performansı verir. Vermez değil. Yazılım konusunda bir önceki videoda K50 Game 2 incelemiştik mesela. Yazılım, Poco yazılımı olduğu için stabil bir cihaz değildi. Ama bu Red Magic 7 çok stabil bir cihaz. Yazılımı sadece oyun üzerine yapıldığı için arkadaşlar. Yani bu ZTE markasının bildiğiniz gibi alt firması olan Red Magic. Yani normal markası ZTE, bu alt markası. Bu sadece Red Magic oyun için telefon üretiyor. Başka bir şekilde telefon üretmiyor. Sadece oyun için. O yüzden yazılımda olsun, Game Turbo'da olsun sadece oyun için. Cihazda Aim Assist var. Bazı arkadaşlar aimbot falan salmış. Aimbot falan değil arkadaşlar. Bir sonraki videoda onu gösteririm. Aimbot falan değil. Sadece dürbün oraya bir crosshair diyelim. Yani crosshair geliyor. Crosshair ayar var. Onu da bir sonraki videoda gösteririz. Yani cihazdan genel anlamda arkadaşlar memnun kaldım. Ha diyeceksiniz, fiyatı şimdi 11 TL fiyatını 6000 varsayarsam, ikisi de yurt dışı olduğunu varsayarsam 6000 TL bu. 12500 15000 civarda bu. Arada nereden baksan 2 kat fark var. Yani üstte bir 6000 TL daha vermeniz gerekir. Şimdi ben gameplay çeken biri olarak 11 TL'nin üstüne 6000 TL verip de bu cihazı alıp PUBG'yi oynar mıyım diye kendime sorduğum zaman, benim 11 TL'de arkada fan var. Üste 6000 TL verip de bu cihaza geçmem arkadaşlar. Çünkü gerek yok. Yani 11 TL'de 80-90 o cihaz oralıkta çok rahatlıkla FPS verebiliyor fanla beraber. Hani kamerası da güzel. Ama işte ben fanla uğraşmayayım, dört parmak oynamam lazım, dokunmatik butonlar olsun, cihazın içinde fan olsun. Tabi böyle şeyler için cihaz mükemmel bir cihaz. Ama mesela ben günlük kullanımda Red Magic'e geçer miyim arkadaşlar? Geçmem. Çünkü 6000 TL verecek bir fark tabii ki de var, ama oyun için öyle ağam şahan bir fark yok. Sabit 90 FPS oynayabiliyorsunuz. Artı fanı var. Artı dokunmatik ekranı var. Yani değer mi? Normal alacaksanız değer. Ama hali hazırda bir 11 TL'niz varsa, durumunuz da iyiyse alabilirsiniz. Ama
durumunuz kötüyse gidip tabi cihazın üstüne 6000 TL verip de bu cihazı geçmeniz pek de mantıklı olmaz. Çünkü 2 sene de ben yargı dağıttım yani. 11 TL de yargı dağıtıyoruz. Red Magic'e de yargı dağıtıyoruz. Sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Son bir şey daha söylemem gerekirse, iOS'la Android'i hiçbir zaman yan yana koymayın. iOS her zaman, her yerde, her performans testinde ezer geçer. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.